Merhaba arkadaşlar. BIST 100 endeksindeki ve halka arz hisselerimizdeki son durumu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ne demiştik sabah saatlerinde? Önce bir şu ekranımızı küçültelim. Sabah saatlerinde BIST 100 endeksindeki düşüş canımızı sıkmıştı. Her ne kadar psikolojimiz bozulsa da, her ne kadar keyfimiz kaçsa da halka arz hisselerindeki özellikle 4 halka arzdaki tavan serisinin devam etmesi bizi biraz sağduyuya davet ediyordu. Arkadaşlar geldiğimiz noktada BIST 100 endeksindeki diğer tüm hisseler düşerken daha önce de söylemiştik hatırlarsınız Hektaş ve Sasa'da sanki bir sihirli el dokunuyor, bir parmak dokunuyor. Hektaş ve Sasa endeksi yukarıda tutmak için artıya geçiyor. Ve yine aynısı oldu arkadaşlar görüyorsunuz Hektaş ve Sasa artı 2, artı 2,5, 2,80 görüyorsunuz değil mi? Endeksi yukarıda tutmaya çalışıyor. Sasa'nın endeksteki etkisi gerçekten çok büyük. Geldiğimiz noktada BIST 100 endeksi şu an 7600 puanlarda. Ama diğer beğendiğimiz, takip ettiğimiz hisseler ne yazık ki hepsi kırmızılar bağlamış durumda. Halka hisselerimizde de Borlis Otomotiv ikinci gün tavan devam ediyor. 27 milyon lot alış emri var tavanda. MHRGYO üçüncü gün tavan devam ediyor. 35 milyon lot alış emri var tavanda. Dofer Yapı 5. gün tavan devam ediyor. 8 milyona düşmüş tavandaki alış emri. Ve Meka Beton 7. gün tavan 19 milyona düşmüş alış emri tavandaki arkadaşlar. Bir de el değiştirme oranlarına bakalım. Sağ olsunlar bizi sık sık bilgilendiriyorlar. Halka arz bilgiler profili ve halka arz izinde profili. Meka Beton'da şu an %4,16 oranında el değiştirme oranı var. Bugün 290 bin lot satış yapılmış. Dofer Yapı'da şu an 1,37 oranında el değiştirme oranı var. 71 bin lot satılmış. MHRGYO'da şu an %0,54 oranında el değiştirme oranı var. 411 bin lot satılmış 3. işlem günü, 3. tavan. Ve Borlis Otomotiv %0,27 oranında el değiştirme oranı var. Bugün şu dakikaya kadar 67 bin lot İkinci günde satılmış arkadaşlar. Geldiğimiz noktada BIST 100 endeksinin hali ortada. Bakalım akşama kadar nasıl bir performans izleyecek. Akşama kadar bir endeks değişikliği, bir trend değişikliği olacak mı göreceğiz arkadaşlar. Biz hala ümitliyiz. Dediğimiz gibi bütün dünyadaki bütün sıkıntılar hep mi bizi etkiler? Hep mi biz bu duruma düşeriz? Bakalım arkadaşlar. Sakin kalmaya devam edelim. Elimiz sat tuşundan uzak dursun. Kademeli alımlara devam edelim. Yedek akçemiz varsa beğendiğimiz hisseleri alttan toplayalım. Uzun vadede işimize yarayacaktır. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.